Muhteşem güneşimizin vahşi yollarını inceleyen bir uzay aracı, dünya yüzeyindeki konumumuzdan nadiren görülen bir olayı yakaladı. 3 Ocak 2023'te Avrupa Uzay Ajansı liderliğindeki Solar Orbiter, Güneş sisteminin en içteki gezegeninin Güneş diski boyunca kaydığını gözlemledi. Şiddetli alevlerin arka planına karşı küçük siyah bir nokta. Bu tür bir olay geçiş olarak bilinir ve gezegen veya ay gibi daha küçük bir cisim, bir yıldızın önünden geçerek ışığının küçük bir kısmını bloke ettiğinde meydana gelir. Yörüngedeki nesne genellikle sadece bir gölgeye indirgense de, geçiş olayları bize her türlü ilginç şeyi öğretebilir. Bu terimi yakın zamanda duyduysanız, bunun nedeni muhtemelen Güneş sistemi dışındaki gezegenleri veya öte gezegenleri bulmak için kitteki birincil araç olmasıdır. Kepler ve TESS gibi uzay teleskopları, geçiş yapan bir dış gezegenin imzası olan yıldız ışığındaki zayıf, düzenli düşüşleri arayarak uzun süre yıldızlara bakar. Bir gölgenin bu ince titreşmesi, yalnızca yörüngedeki cismin varlığını ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda yapısı hakkında potansiyel olarak bir ipucu da sağlayabilir. Bir öte gezegen, hatta Merkür gibi, daha yakın bir gezegen ya da bu konuda bir ay, ebeveyn yıldızının önünden geçtiğinde, yıldızın ışığının bir kısmı barındırıyor olabileceği, herhangi bir atmosferden süzülür. Işığın çıplak yıldız ışığından nasıl farklı olduğunun analizi, bilim adamlarının gazın bileşimini belirlemesine olanak sağlayabilir. Bilim adamları bu tekniği, evde Venüs'ün atmosferini incelemek için kullandılar, aynı zamanda artan sayıda öte gezegen atmosferlerini de incelediler. Merkür'ün atmosferi de geçiş verileri kullanılarak incelenmiştir. Ancak Solar Orbiter bu nadir olayı, farklı bir şey yapmak için kullandı. Enstrümantasyonunu kalibre etmek için. İsa gökbilimciler, görüş alanınızdan geçen sertifikalı siyah bir nesnedir diye açıklıyor. Güneş diskine karşı kontrast oluşturan Merkür, tamamen karanlık bir leke olmalıdır. Bu nedenle, gezegende görülen herhangi bir ışığın, teleskop tarafından üretilmesi muhtemeldir. Bu etki, nokta yayılma işlevi olarak bilinir ve bunun, nasıl olduğunu ve ne kadar güçlü olduğunu anlamak, gökbilimcilerin bunu Solar Orbiter'in bilim verilerinden çıkarmasına yardımcı olur. Bu da yapılan analizin daha doğru olacağı anlamına gelir. Güneş'e en yakın gezegen olan Merkür, Güneş sisteminin daha az çalışılan gezegenlerinden biridir, ancak sırları da vardır. Nasıl ve nerede oluştuğunu, çekirdeğinin neden bu kadar büyük göründüğünü veya dahili jeolojik aktiviteye sahip olup olmadığını veya Venüs ve Mars'ta olmadığı halde neden Merkür'ün küresel bir manyetik alana sahip olduğunu bilmiyoruz.